Merhaba. Şimdi bugün şunu konuşmak istiyoruz. Satış kapama teknikleri ve burada hemen ikna etme teknikleri var. Esasında şunu anlamanı istiyorum. Kimse ikna olmak istemez. Senin bir konuda ikna edilmesi, telkin edilmesi değildir önemli olan. Önemli olan müşteri ikna etmek. Onu teknikler uygulayarak satış kapamaya sürüklemek değildir. Bu eksik bir satıştır. Dolu bir satış yapmak istiyorsan etkileşim kurmalısın. Bunu defalarca kez anlatmaya çalışayım. Etkileşim kurmak. Sorunları tespit etmek, sorunların çözümlerini sunmak, müşterinin takıldığı noktaları tek tek alıp tek tek satışa giden engelleri kaldırmak. Bu etkileşimle olur. Yani karşı tarafı ikna etmeye değil, onu anlamaya, onu etkilemeye ama mantıklı bir fikir alışverişiyle bunu yapmaya çalışmalıyız. Kişinin ürünü almasının yönünde sorunlar var. Diyor ki ben bu üründe buna takıldım, onu çöz. Şuna takıldım, buna çöz. Termin tarihine takıldım, çöz ve satış gelsin. Etkileşim halinde ol. Öbür türlü tek taraflı bir İkna çabasına, bir baskı çabasına geliyor olay. Ve şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Satış iptalleri görüyoruz. Sen satış yapıyorsun, yanından ayrıldığında müşteri ben vazgeçtim diyebiliyor. Sen şöyle düşünüyorsun. Çok başarılı bir satış yaptım. Neden müşteri vazgeçti? Satış hedefimden düşecek ya da ben bu işi aldım sanıyorum. Aslında orada tabii bu dışarıdan bir etki de olmuyorsa yani kişi bir kurumdur. Kurumun sahibi vazgeçmiştir. Bir işe iptal edilmiştir. Orada yapabileceğim bir şey yok. Ama seninle ilgili konuda şu var. Demek ki bir yerde o satış kapama süreci doğru şekilde işlemiyor. Bir hata var. Sen ikna tekniklerini kullanmışsın çok fazla ama hiç etkileşime girmemişsin. Müşteriyi çözememişsin. Problemleri alamamışsın. Ne oldu? Satış yürümedi. Satış kapanmadı. Satış iptallerinin en büyük sebeplerinden biri satışta etkileşime girmemektir. Baskı yaparsın. Baskı başarılı bile olsa iptal oranı gelir arkadan. Ama etkileşimle yapılan bir satış kapama tekniği doğru satış uygulamasında doğru sonuca ulaşırsın. İptal almazsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.